Biliyoruz ki serebral palsisi olan bir kişi bu geniş hareket bozukluğu spektrumundaki herhangi bir noktada yer alabilir. Yine biliyoruz ki kişinin spektrumun neresinde yer alacağını belirleyen iki husustan ilki beynin neresinin hasar gördüğü, ikincisi ise bu hasar veya bozukluğun ne kadar ciddi olduğudur. Beyinde hasar görmesi durumunda serebral palsiye yol açabilen üç bölge, üç hareket merkezi olduğunu da biliyoruz. Tabii bu merkezlerin birbirleriyle ve kaslarımızla iletişim kurmakta kullandığı nöron yolları da var. Bu merkezlerde veya ilgili nöron yollarında meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya bozulma serebral palsiye neden olabilir. Ve hareket merkezlerinden hangisinin daha çok etkilendiğine bağlı olarak serebral palsinin farklı tipleri ortaya çıkar. Spektrumumuzda serebral palsinin spastik veya gergin tipini görüyorsunuz. Bu tip serebral palsi genellikle doğrudan motor korteksin veya motor korteks tarafından kasları kontrol etmekte kullanılan ve piramidal yollarda yer alan üst motor nöronların hasar görmesi sonucu gelişir. Ve gördüğünüz gibi spastik serebral palsili bir kişinin hareket bozukluklarının spektrumun neresinde yer alacağını hangi kas gruplarının etkilendiği, kaç adet kas grubunun etkilendiği ve gerginliğin ne kadar şiddetli olduğu belirler. Şimdi, beyinde bulunan ve hasar gördüğü takdirde serebral palsiye yol açabilen bir diğer hareket merkezini ele alalım. Ve bakalım bu merkezin hasar gördüğü kişiler hareket bozukluğu spektrumunun neresinde yer alıyor? Evet, şimdiki hareket merkezimiz bazal ganglionlar. Gösterelim bazal ganglionları. Bu yapılar bağımsız çekirdeklerden oluşur. Çekirdekler derken nöron hücresi gövdelerinden oluşan bir demetten bahsediyoruz. Bazal ganglionlarda bu hücreler birlikte çalışarak yapmak istediğimiz hareketleri yapmamızı, yapmak istemediklerimizi ise yapmamamızı sağlıyor. Bunun için de ekstra piramidal yollar adı verilen nöron ana yollarını kullanarak kaslar üzerinde nihai kontrolü yürüten diğer beyin yapılarına mesajlar gönderiyorlar. Bu yollara ekstra piramidal dememizin nedeni omuriliğe giderken medüller piramitlerin içinden geçmiyor olmalarından kaynaklanıyor. Bazal ganglion veya bu ekstra piramidal yollar hasar gördüğünde Yeterince gelişmediğinde veya bozulduğunda bazal ganglion istenmeyen kas hareketlerini engelleme görevini yerine getiremiyor. Sonuçta kişi de istemsiz hareketler yani yapmak istemediği halde yaptığı hareketler gözlemliyoruz. İşte bu istenmeyen hareketler serebral palsinin diğer tipini teşkil ediyor. Bu serebral palsi tipinin resmi adı diskinetik serebral palsi. Dis anormal demek, kinetik de hareket demek. Yani diskinetik anormal hareketler anlamına geliyor. Bu istemsiz hareketler pek çok şekilde gerçekleşebiliyor. Mesela bükülme şeklinde. Kişi kol veya bacaklarını hareket ettirmek isterken kol veya bacaklar bu şekilde bükülebiliyor ve bu bükülme kişiyi çok rahatsız, bazen acı verici pozisyonlara sokabiliyor. Ya da başka tür istemsiz hareketler gözlemlenebiliyor. Mesela parmakların kenetlenmesi veya sonuna kadar açılması söz konusu olabiliyor. Bu da kişinin örneğin kalem gibi nesneleri tutmakta ve kullanmakta büyük zorluk yaşamasına neden oluyor. Ya da istemsiz hareketler rastgele de gerçekleşebiliyor. Örneğin kollar ve bacaklar öngörülemez şekilde bükülebiliyor veya bu istemsiz hareket türlerinden birkaçı aynı kişide gözlemlenebiliyor. Mesela kollar ve bacaklar böyle rastgele hareketler yaparken aynı anda kollar istenmeyen rahatsız şekillerde bükülebiliyor. Bu istenmeyen hareket türlerinin hepsi stres, üzüntü veya kaygı durumlarında genellikle şiddetleniyor. Uyku sırasında ise çoğu zaman yok oluyor. Bu istenmeyen kas hareketlerinde sadece tek bir el veya tek bir ayak etkileniyorsa kişi spektrumun hafif ucunda yer alıyor diyebiliriz kişi yemek yemek veya yazmak için muhtemelen diğer elini kullanabilir. Veya ayağı etkileniyorsa sorunsuzca yürüyebilir. Belki biraz yavaş yürür veya düzgün olmayan yüzeylerde yürümekte zorlanabilir ama genel olarak büyük bir sorun yaşamaz. Ama istemsiz hareketler vücudun daha büyük bir kısmını, mesela kolları, bacakları, hatta boyun, yüz ve boğazdaki kasları etkiliyorsa, kişinin kalkıp yürümesi, hatta yemek yiyip konuşması bile çok zor hale gelebilir. Ve bu istemsiz hareketleri yaşayan kişi de kaslar çok gergin olmakla, çok gevşek olmak arasında gidip gelebilir. Bu da kişinin postürünü koruyup dik durmasını çok zor hale getirebilir. Bu tip durumlar hareketi çok daha fazla kısıtlar. Dolayısıyla kişi hareket bozuklukları spektrumunun ciddi ucuna iyice yaklaşabilir. İşte bazal ganglionlar veya ekstra piramidal yollar hasar görür ya da bozulursa böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve serebral palsinin diskinetik yani istemsiz hareketlere neden olan tipine sahip kişiler şiddet spektrumunun bu bölgelerinde yer alabiliyor. Gelelim son hareket merkezimiz olan beyinciye. Beyinci beynin denge merkezi olarak düşünebiliriz. Bu merkez, yapmak istediğimiz hareketlere ince ayar verebilmemizi sağlıyor. Dolayısıyla, serebral palsili bir kişide denge merkezi olan beyinci kasar görmüş veya bozulmuşsa, dengesiz, titrek hareketler gözlemleriz. O halde, bu son serebral palsi tipini titreme sözcülüğüyle kodlayalım. Bu serebral palsi tipinin resmi adı da ataksik serebral palsi. Sözcüğün başındaki A öneki bizdeki siz, sız son ekine karşılık geliyor. Taksik de sıra demek yani ataksik sırasız anlamına geliyor. Titreme kol veya eldeki kasları etkiliyorsa kişi nesneleri tutmak veya kullanmak konusunda çok ciddi sorunlar yaşayabilir. Mesela Masadan çatalı almaya çalışırken çatalı ıskalayabilir. Yani elini çatalın önüne veya arkasına koyabilir. Çatalı tuttuğunda ise kullanmak için elini sabitlemekte zorlanabilir. Titreme bacak kaslarında gerçekleşiyorsa, kişi ayağa kalkmaya veya yürümeye çalıştığında bu kaslar çok dengesiz ve titrek olabilir. Bu da sık sık düşmelere yol açar. Serebral palsiye bağlı bacak titremesi yaşayan kişilerde sık rastladığımız bir diğer durumda ayakta dururken veya yürürken bacaklarını açmalarıdır. Bunu biraz daha denge kazanabilmek için yaparlar. Ve bu titreme sadece kolları ve bacakları etkilemez. Yüzdeki, boğazdaki hatta gözlerdeki kasları bile etkileyebilir. Bu da kişinin konuşmasını, yutmasını veya baktığı yeri çabucak değiştirmesini çok güç hale getirebilir. Serebral palsinin bu titremeli tipine sahip olan biri eğer beyinci çok fazla hasar görmemiş veya çok az gelişmemişse spektrumun hafif ucuna daha yakındır. Kendi başına veya koltuk değneği ya da yürüteç yardımıyla gezebilmesi mümkündür. Ama beyincik çok fazla hasar görmüşse ve titreme çok ciddi seviyelerde ise kişi ayakları üzerinde dengede duramayabilir kol ve ellerini koltuk değneği veya yürüteci tutabilecek kadar sabitleyemeyebilir. Yani bir yerden bir yere gidebilmek için tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyabilir. Bu da onu spektrumun şiddetli ucuna yaklaştırır. İşte serebral palsinin üç ana tipini tanımış olduk. Bunlar ayrı ayrı tipler olsa da bir arada görülmeleri hiç de ender bir durum değil. Mesela kas gerginliğine yol açan serebral palsi tipiyle istemsiz hareketlere veya titremeye yol açan serebral palsi tipleri aynı kişide bulunabilir. Bu da çoğu zaman hareket kabiliyetini olumsuz yönde etkileyecektir.